10 günlük devre mülkü, mülk tapusu olan bir şahsın namazlarını misafir olarak mı kılacak, mukim olarak mı kılması lazım diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi bu devre mülkler ve diğer 2-3 yerde ev olanlar, yazdığı olanlar bakımından düşündüğümüz zaman şimdi bir defa bildiğimiz gibi vatanı asli var, vatanı ikamet var, bir de vatanı sükna diye 3 çeşit kalma yeri var. Bütün tarih boyunca fıkıh literatüründe bu işte terim kullanılmış. Vatan asli temel, doğu büyüdüğümüz ailemizin bulunduğu yer vatan asli oluyor. Anne baba evinden ayrılıp başka yere gittiğimizde geçici olarak bir işe girme, orada gezme, dolaşma, 15 günden fazla kalmalar sebebiyle vatanı ikamet halinde devam ediyor. 15 günden fazla kalmalar aynı vatan asli gibi. Orada namazlarımızı tam kılıyoruz. oruçlarımızı tam tutuyoruz. Vatanı sükna'da oturduğumuz bulunduğumuz yerden 15 günden daha az kalmak üzere gittiğimiz yerler vatanı sükna adını alıyor. 3-5 gün, 10 gün, 12 gün, 15 güne kadar, 14 gün falan. İşte daha çok 14 gün 15 günü geçmez yani. 13-14 güne kadar en fazla diyelim, 2 haftalık oluyor çünkü genelde kalmak üzere gittiğimiz yer eğer kaldığımız yerden 90 kilometre daha uzaktaysa 150 kilometre uzakta devre mülkümüz var. Orada kalıyoruz mesela. Evden bulunduğumuz şehir kasabadan çıktığımız andan itibaren yol kısmında seferiyiz. Bunda ittifak var. Gittiğimiz yerde evet mülk bize ait. Devre mülk tapumuz var. Bu yazlık da olabilir. Yazdığımızda gittik üç ay kalmak üzere mesela. Emekliyiz, üç ay yazlıkta kalacağız. Tamam. Gittiğimiz andan itibaren yol kısmında seferiyiz. Gittiğimiz andan itibaren 150 kilometre uzaktaki yazdığımızda mukim hükmündeyiz. Vatan ikamet halini alıyor orası. 15 günden fazla kaldığımız için. Fakat biz emekli değiliz ve sürekli hafta içinde bulunduğumuz yere gelmek zorundayız. Sadece hafta sonları, cumartesi, pazar gidiyoruz tatil yerimize yazdığımıza ama hanımımız, küçük çocuklarımız orada oturuyor mesela. Yaşlı annemiz, babamız da olabilir. Biz her pazar günü akşamı veya pazartesi sabahı çalış, iş yerimize geliyoruz. Görevli olduğumuz yere. Cuma günü akşamına kadar orada kalıyoruz. Cuma günü mesai bitinceye kadar mesela. Cuma günü akşam üzeri uçak olabilir, arabayla olur neyse. Tekrar yazdığımıza geliyoruz. Üç ay hep böyle olduğunu kabul edelim. Dikkat edilirse biz devamlı seferiyiz. Yani yol kısmında hafta sonu yalnız. Devamlı seferiyiz derken iyi e, bulunduğumuz iş yerine gelince vatanı ikamet orası. Orada mukimiz tabii ki. İş yerimizde tam namazı tam kılıyoruz. Fakat yazlığa gittiğimiz zaman Cuma, cumartesi, pazar orada geçiyor iki gün ve yol kısmı da dahil olmak üzere devamlı seferiyiz. Üç ay o yazlıkta seferliğimiz devam ediyor. Ama hanımımız, çocuklarımız, yaşlı anne babamız oradaysa onlar devamlı namazlarını tam kılıyorlar. Biz seferiyiz. Şimdi bunun gibi devre mülkte de 10 gün örneğini vermiş kardeşimiz 10 gün kalmak üzere devre mülke gitmiş yol kısmında seferi gittiği yerde de seferidir tapunun kendine ait olması önemli değil. Yani hatta İslam şunu söylemişler. Bir ikimizin iki yerde evi olsa. Yazlık falan da değil. İki ayrı yerde evimiz var. Üç beş ay bir yerde kalıyoruz. Yedi sekiz ay bir yerde mesela. Sekiz ay bir yerde kalıyoruz. Dört ay diğer yerde kalıyoruz. Diğer evimizde kalıyoruz yani. İkiz de bize ait. Şimdi e, vatanı asli demişler. Buradan çoğunlukla kaldığı yer. 8 ay kaldığımız yer bizim vatan hastiğimiz. Asıl ikametimiz oluyor yani. Zaten ikametgah alırken de burası bizim ikametimiz diye büyük bir ihtimalle muhtarlığa olan beyanlarda da bizim orası vatan hastiğimizdir. Diğer 4 ay kaldığımız yer geçici ikamet olmak üzere. Yine de 15 günden fazla kalmalar sebebiyle gider gitmez orada da mukimiz Diğerinden farkı yok aslında. Yani gider gitmez namazlarımızı tam kılarız. Ramazansa orucumuzu tam tutarız. Hafta sonları falan da diğer yere e, asıl vatan asliğimize gelmiyorsak e, üç ay süreyle devamlı orada da namazlarımızı tam kılarız. Ailece de öyledir. Ama orası vatan ikamet adını alıyor. Daha önce söylediğimiz gibi hafta e, içinde tekrar çalıştığımız yere gelip gitmeye devam edersek bu defa seferlik canlanır vatan ikamet, vatan ikamet olmaktan çıkar. Orada seferi hale düşeriz. 15 günden az kalmalar sebebiyle. Yani devre mülklerde bu şekilde değerlendirme imkanımız var. 15 günden az kalmalar sebebiyle 90 kilometreden uzaktaysa sürekli seferi kılabiliriz. Ama orada mescit varsa mescide gidince tabiatıyla imama uyarız. i̇mamla beraber tam olarak kılırız. O belli. Yalnız başına kıldığımız zaman Öğlen ikindi yatsı namazlarını iki rekat kılma hakkımız var. Sabah namazın sünneti dışında diğer sünnetleri isterse kılmayabiliriz ama azimeti tercih ederek kılarsak tabii ki vaktimiz olduğu için ala olur diyoruz.